Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda yine mesleki ve teknik Anadolu liselerinin elektrik elektronik teknolojisi alanı otomasyon atölyesi 11. sınıf dersinde 11. temrin olan NTC ve sıcaklık kontrol cihazının devreye bağlanması çalışmasını beraber yapacağız. Bu çalışmayı beraber yapmamızın sebebi yine bu çalışmamızda EMCO Elektronik'in üretmiş olduğu sıcaklık kontrol cihazı ve sensörleri kullanılarak bu çalışma yapılmış. Dolayısıyla bu çalışmanın sizlere rehberlik etmesini istiyoruz. Şöyle kitabımı kenara alayım. Öncelikle cihazımızın çalışmasına bakalım. Daha sonra bağlantılarına bakalım. Cihazımız hem soğutma hem de ısıtma işlemlerinde kullanılabilen bir cihaz. Farklı sensör türlerini destekliyor. Şu an kullandığımız sensör PTC. Kitabımızdaki sensör NTC ancak çalışması aynı. Sadece PTC'nin biraz daha sıcaklık ölçüm skalası daha yüksek. Ayrıca biri soğutmada daha çok tercih edilirken işte PTC ısıtmada daha çok tercih ediliyor. Onun dışında PTU, Sertür, Termokupul vesaire destekleyen modellerimiz var. Bunu cihaza sipariş verirken ne tür sensörlü olacağını da seçiyoruz ve sensör de kutuyla birlikte zaten geliyor. Aynı zamanda yine farklı besleme türlerine sahip olan modelleri var. İşte 220 ile DC 10 volta kadar çalışan modeller var. Yine siparişimizde bunu dikkate alıyoruz. Cihazımız şöyle çalışıyor. Bir adet yükü temsil etmek için, yani ısıtıcıyı veya soğutucuyu temsil etmek için bir adet sinyal lambası bağladık bunun çıkışına. Bir adet sensörümüz var yine PTC. Bir de ESM3710N ismiyle bildiğimiz EMCO sıcaklık kontrol cihazımız var. Dijital sıcaklık kontrol cihazı. Şu an ekranında görünen değer ortamın sıcaklığı, yani 25 derece santigrat dereceymiş şu an. Biz bir set değeri belirliyoruz. Bu değere gelene kadar ısıtıcı çalışıyor. Ona ulaştığında devreden çıkıyor. Tekrar ortam soğumaya başlayınca belli bir değerde tekrar devreye giriyor. Buna biz histerisiz değer diyoruz. Biraz sonra göstereceğim. Öncelikle set değerimizi ayarlayalım. Sete bir kez dokununca set tuşuna 29 derece ayarlı olduğunu görüyoruz. Örneğin 26 yapalım ve kaydetme onay tuşu var. Kaydettik. Bunun anlamı şu, şu an ortam 25 derece ancak 26'ya gelince ısıtıcıyı kapatması gerekir. Şu an ısıtma modundayız görüyorsunuz. Elimle sensörü ısıtıyorum. 26 santigrat olunca enerjisi kesildi ısıtıcının gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu histerisiz değerini 1 dereceye ayarladığımız için set değerinin 1 derece altına düşerse ortam sıcaklığı bu tekrar devreye girecektir. Fakat şu an biraz yükseldi tabii ki. Biraz sonra düşecektir. Tekrar devreye kendinden girecektir. Böylece istediğimiz değerde ortam sıcaklığını sabit olarak tutacaktır. Aynı zamanda içerisindeki parametrelerden soğutucu olarak da kullanacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Oldukça fazla parametresi var. Amacımıza uygun parametreleri ayarlıyoruz. Bunların ne anlama geldi? Yine PDF'inde var. Biraz sonra göstereceğim. Fakat basit bir iki parametresinin nasıl ayarlandığını göstermek amacıyla şöyle yapayım. Set tuşuna birkaç saniye basılı tutuyorum. Elimi çekmiyorum. Parametre ayar bölümüne giriyor. Şu an girdi. Örneğin santigrat mı Fahrenheit mi olarak göstermesini istersiniz diye diyor. Geçiyorum bunu. Histerisiz parametresi, yani set değerinin kaç derece altına düştüyse bakın 1 derece seçilmiş. 1 derece sonra soğutmada tam tersi, tam diğer taraftan yanaştığı için 1 derece kala devreden çıkıyor ya devreye giriş şeklinde düşünelim bunu. Aynen onaylıyorum. Bunlar yine başka offset parametresi. Heating Cooling Selection, bu önemli parametremiz. Isıtma mı soğutma mı yapacağız? Buradan seçiyoruz. 0 ısıtma, 1 onaylarsak soğutma şeklinde olacak. Biz yine sıfırda ısıtma modunda bırakalım. Ve bu parametreleri bu şekilde ayarladıktan sonra bu da şifre koyma password parametresi. Birkaç saniye herhangi bir tuşa basmazsak tekrar ana menüye dönüp kaldığı yerden çalışmasına devam edecek.
Bekliyoruz birkaç saniye. Evet, gördüğünüz gibi şu an 26 derece gösteriyor. Biraz daha düşerse ısıtıcımız tekrar devreye alacaktır. Şimdi şöyle ürünün bağlantı şemasına bakalım. Bu yine kitabımızda da var. İnternet sitemizde de mevcut veya ürünün üzerindeki etikette de zaten bu bağlantı şeması mevcut. Birlikte inceleyelim. Şöyle koyalım. Bir kere en sağdaki klemense NTC veya sensör bağlanacağını görüyoruz. NTC 7 ile 6 nolu klemenslere bağlanmış. Burada klemenslerin renkleri de belirtilmiş, yani kablo renkleri de belirtilmiş. Dolayısıyla hatalı bağlama şansımız kalmıyor. Buradaki klemense ise 4 ve 5 numaraya faz ve nötr bağlanmış. Şu an tekrar devreye girdi ısıtıcım, görüyorsunuz 25 santigrata düştüğü için. Biraz sonra ısınırsa yine devreden çıkacaktır. Nötr, faz 4 ve 5 numaraya. Aynı zamanda çıkış rölesi var. Bu da yükü devreye almak veya devreden çıkarmak için. Yükümüz eğer burada ısıtıcıysa bir rezistans, soğutucuysa bir kompresör olacaktır muhtemelen. Yine ortak uçta, normalde açık ucu tercih edecek olursak bir adet köprü kullanacağız. Fazdan ortak uca bir kablo götüreceğiz şu. Açık uçtan çıkanı yüke götüreceğiz. Şu şekilde. Yükün diğer ucunda yine nötre götüreceğiz. Bu şekilde. Bağlantısı yine çok basit ve açık. Hata yapma şansımız yok gördüğünüz gibi. Tekrar son olarak sensörümüzü ısıtalım ve ısıtıcımızın devreden çıktığını birlikte gözlemleyelim. Set değerine ulaşınca şu an elimle ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi 26 santigrata ulaşınca devreden çıktı. Bir de kitapçıktan bakacak olursak internet sitemizden özelliklerine, sensör tiplerini belirtmiş. Görselleri mevcut. Teknik özellikleri, hangi sensörleri desteklediği, besleme, gerilimleri, ölçüleri, bağlantı şeması yine burada da verilmiş aynı şekilde. Daha detaylı eğer parametrelerini de görmek istersek ilgili PDF dosyalarını buradan indirip ilgili parametreyi amacımıza uygun ayarlayarak sonuca varıyoruz. Bu çalışmamız yine bu kadar olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.